Tonguç Akademiden hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber 10. sınıf tarihte yazılıya hazırlık videosundayız. Çok güzel bir video, çok güzel bir şekilde ele alacağız. Tabi dersimize geçmeden evvel hemen yazılı kampımızın şöyle takvimlendirilmesine bakalım. 20 Ekim'de matematik, 21 Ekim fizik, 22 Ekim kimya, 23 Ekim'de biyoloji ve tarih, 24 Ekim'de edebiyat, coğrafya ve 25 Ekim'de İngilizce ve din videoları yüklendi, yüklenecek. Ee, Tabi bu e, yazılı videolarını izlemeden evvel de e, yazılıda sorumlu olduğunuz dersi, videolarını mutlaka kanalımızdan izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım. Bizim için bu prova başlasın. Şimdi ilk olarak nelerden sorumluyuz? Bunu ele alalım ve hangi videoları izlemeniz lazım onu da söyleyeyim. Şimdi birinci ve ikinci üniteden yazıldan sorumlu olacağız. Tabii okullara göre bu değişiyor olabilir. Bazı okullar sadece birinci üniteyi burada e, hedef alabilir. Hocalarınız o şekilde yapabilir. Bazıları belki üçüncü üniteye kadar gelmiştir. Üçüncü üniteden de yapabilir ama normal programda birinci ve ikinci üniteden sorumlu olmanız gerekir. Yani yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si ile Beylikten Devleti Osmanlı siyaseti bizim temel konularımız. Bunların kanalımızda videosu var mı? Evet var. Özellikle ben yazılıya has ve esas olarak bu videoları anlatacağım attım. Siz ne yapacaksınız? Kanalda bu isimdeki videoları izleyebilirsiniz. Konu videolarını izleyin, notlarınızı alın, daha sonra buraya gelin. Bunu lütfen Unutmayın. Tabii bizim bilmemiz gereken önemli kısımlar neler? Yani hocalarını size yüzde yüz sorabileceği kısımlar neler? Bu başlıklar. Yani Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörlerini ifade edebilir. Ya yani burada Türklerin işte e, ni için Anadolu'ya geldi, e, ni için yerleşti? İşte Türklerin e, Anadolu'ya yerleşmesinin e, işte e, çekici faktörleri neler? vesaire sorabilir. İşte Anadolu'da dört iklimin olması, ılıman iklimin olması, ...tarıma hayvancılığa uygun olması, e, güçlü bir siyasi devletin olmaması vesaire. Bunları hemen tak 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 yazarız tamam mı? Unutmayın. Yine Anadolu'da ilk Türk siyasi teşekkürlerin birbiriyle ve çevre devletleriyle olan ilişkileri vesaire buradan sorulabilir. Türkiye Selçuk Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlar'la yaptıkları mücadele yani Haçlı Seferleri içerisinde sebep sonuçlar gelebilir. İşte Haçlı Seferleri'ni hatırlayın sadece ilki başarılı olmuştu. Ee, Selçuklu Devleti 1. Haçlı Seferinde merkezi olan İzni'yi kaybediyordu. Konya'ya taşınıyordu. Bunu unutmazsınız. Eyyubi Devleti için önemimiz neydi? Hıddin Savaşı'nda Kudüs'ü geri alacaktı Haç, e, Haçlardan. Savaşın adını şuraya yazayım. Hıddin Savaşı'ydı ve 3. Haçlı Seferinin doğmasına sebebiyet verecekti. İşte Moğol istilasının Anadolu'da meydana getirdiği siyasi, sosyal ve kültürel değişim bu unsurlar vurgulanabilir Köse Dağı Savaşı ile biliyorsunuz 1243 yılında Köse Dağı Savaşı ile Moğollar Anadolu'ya giriyordu Osmanlı Devletinin kuruluş süreci kuruluşa dair farklı e, e, özellikle görüşler öyle söyleyelim. E, az sonra onun sorularını çözeceğiz zaten sizlerle Osmanlıların devletleşme süreci ...Bizans'la olan ilişkileri savaşları iskan ve istimalet politikaları iskân yerleştirme politikasıdır yani e, özellikle Türkmen böyle ailelerin e, Anadolu'da e, bunların Rumeli'ye yeni fethedilen yerlere yerleştirilmesidir. İstimali de hoşgörüdür. bunlarla ilgili sorularımız da var onlara bakarız. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama yönelik temel faaliyetlerine dikkat etmek gerekir. Bir de Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadele. O neydi? 1402 Ankara Savaşı'ydı değil mi? Bu Ankara Savaşı'nı Timur kazanıyordu. Onunla ilgili esasları da bilmeniz lazım. Anahtar kavramlarımız bunlar. Şu kavramları mutlaka kitabımızdan araştıracağız, bulacağız. Bu kavramlar üzerine gitmeye çalışacağız. Hani bu kavramlarda eşleştirme bağlı diğer unsurlar da karşımıza gelir. Zaten bu kavramlarla ilgili az sonra yazılıda sorular çözeceğiz. Bu yüzden bu kavramları açıklamayacağım e, sorularımız var tamam mı? Evet, temel mantığımız bu şeydi. Bunu bildiğiniz zaman tak 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 o soruları yapar, yazılan çok güzel puan alır ve e, güzel bir puanla tamamlamış olursunuz. Şimdi ilk bölümümüzle başlayalım. Aralarında da eşleştirelim. E, yanında kelimelerimiz, e, daha doğrusu cümlelerimiz var. Sağ tarafta kelimelerimiz var. Buradaki cümleleri uygunluğuna göre buradaki kelimelerle eşleştirelim ve bunları görelim. Tek tek başlayalım hadi bakalım. Çok güzel bir şekilde bunu yapalım. Şimdi ilk kelimeden başlıyoruz burada. Şöyle daha farklı renkli kalem alayım ya. Şöyle ne olsun? E, mavi olsun. Evet. Şimdi Ankara Savaşı'ndan sonra 11 yıl süren taht mücadelesi diyor. Ankara Savaşı 1402, e, Yıldırım Bayezid ile Timur arasında gerçekleşiyordu. Savaşı kim kazanıyordu? Timur kazanıyordu. E, Yıldırım Bayezid de esir alıyordu ve 1402'den 1413 yılına kadar 11 yıl süren taht mücadelesi vardı. Biz bu döneme Fetret Devri diyorduk. O zaman iyi bizim için ne oldu? Bir oldu. Biri buraya koyduk. Halil Alcı'ya göre Osman Gazi'ye güç ve prestij kazandıran ve devletin kuruluşu kabul edilen 27 Temmuz 1302 tarihli savaşı burada esas aldık. Bu savaş hangisi olabilir diye. Şöyle seçeneklere baktığımızda hangi savaş bu? Koyunhisar Savaşı değil mi? E ne yaptık? Geldi ikinci seçenekte bizim için buraya. Mardin merkezi olarak 1102'de kurulmuş ve 1231'e kadar Mardin, Hasankeyf ve Har Harput olmak üzere burada üç kol halinde varlığını sürdüren beyliği sorduk. Bu beylik önemli bir beyliktir. Bu beylikten bir isim daha var kim ki bu beylik biz önce onu ifade edelim. Artuklular. Artuklular döneminde yaşayan bir isim var. Cezeri. ...bununla ilgili de sorulabilir. Sibernetin kurucusudur. Ee, özellikle robotik biliminde de kurucusu. Ee, Cezeri de Artuklar döneminde yaşamıştır. Tamam mı? Bunu da unutmayın. E, notunuzu alın. Belki sınavda da gelebilir. Türkiye Selçukluları Moğol egemenliğine girmesine neden olan savaş ne demiştik? 1243 Köse Dağı Savaşı'da... Az önce bahsettik ya. Hani hocanız sorabilir. Neydi? 1243 buraya geldi. Köse Dağı Savaşı. Bursa'yı fetheden Osmanlı Padişahı dedik. Şimdi Bursa'yı fethetme amaçlı kuşatan Osmanlı Padişahı Osman Gazi'ydi. Ama Bursa fethedilmeden evvel Osman Gazi hayatını kaybettiği için... E, ...burada kuşatmayı devam ettiren ve fethi sağlayan Orhan Gazi'dir. Bu yüzden Orhan Gazi abimiz de beşe getirdik. Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesi sürecinde... ...özellikle Moğol istilası sonrasında önemli rolü olan e, bir Sufi. Anadolu Sufi'sine bakacağız biz burada. E, şimdi şu ifadeyi iyi kullanmak gerekir ki e, Anadolu'da Anadolu'daki temel faaliyetlerde e, yapmış oldukları temel unsurlarla e, Anadolu'da Türkleşmeyi İslamlaşmayı bu niteliği sağlayan önemli tasavvuf isimleri vardır ki bunlardan biri de bakın Anadolu'da etkinliğini sağlayan Yunus Emre ismidir değil mi Yunus Emre buraya gelir e, Yunus Emre'nin temel faaliyetleri ve izlemiş olduğu e, temel ahlaki öğretiler e, geniş bir alana yayılacak, düşünceleri de geniş bir alana yayılacak ve çok önemli bir isim olacak diye. Moğol istilasının önünden kaçarak Anadolu'ya gelen, Oğuzların kontrol altında tutulmaması üzerine geniş bir alana yayılan isyan deniliyor. E, bunlar Baba İshak ve Baba İlyas isyanları olarak bilinen baba aylar isyanlarıdır. Zaten bu isyanları da Türkiye Selçuklu Devleti'nin çok zor bir şekilde bastırmasından ötürü e, Moğollarla Selçuklular Köseda Savaşı'nda karşılaşacaktır. Ona da diyelim. Yedi buraya geldi. Bu arada ya hocam çok hızlı konuşuyorsunuz ya. Çok hızlı falan gidiyor böyle diyen de olabilir. Hocam çok yavaşsınız sınava çok az kaldı. Benim çabuk benim bunu bitirmem lazım. Jet şey gibi olun hemen işaretleyin diyen de olabilir. Bakın eğer çok yavaşsam size göre hemen videoyu hızlandırabilirsiniz. Eğer size göre çok hızlıysam videoyu ayarlar kısmına 0.75'e çekebilirsiniz. Bunun özelliği var tamam mı? Ama şimdi herkes böyle anlık bunu izlemiyor. Sınavdan bir hafta önce, iki hafta önce izleyenler de var. Hemen ertesi gün böyle sınava girecek olanlar da var. Herkesi düşünmek lazım. Onun için haydi bakalım tempo. Anadolu'daki en eski medreselerden olan Yağbasan Medresesi'ni yapan medeniyet e, beylik deniliyor daha doğrusu. Öyle söyleyelim. Şimdi bakın Yağbasan Medresesi kime ait? danışmetlere unutmayın. Mengüceklere ait en önemli eser neydi? Divri Ulu Camii'di. Öyle diyelim. Mengücekler için. Saltuklularda Mama Hatun Türbesi vardı. Artuklularda da e, bizim için Malabadi Köprüsü vardı. Bunları unutmayın. Burada Yağbasan Medresesi ile alınmış. E, o da bizim için danışmetler kısmını oluşturuyor. Barut, kağıt, matbaa, pusula gibi teknik buluşların Avrupa'ya taşındığı gelişme deniliyor. E, bakın bunların Doğu Dünyası'na taşındığı gelişme Talas Savaşı'ydı. Talas Savaşı'nda Doğu Dünyası ve İslam Dünyası bunları Çinlerden öğreniyordu. Haçlı Seferleri ile beraber Batı Dünyası... Bunları öğreniyordu ve Avrupa'ya taşıyordu. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik dedik. Ee, özellikle denizci bir beyliktir bu beylik bizim için. Ee, ama bu beylikle ilgili burada e, kavramımız nerede, 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 nerede? Karesi oğulları. Evet şurada olması lazım. I. Hadi bu da K harfimiz olsun. Şöyle yapalım. Karesi. Şöyle. Karesi oğulları diyelim. Tamam mı? Karesi oğulları, Osmanlı'ya e, Osmanlı katılan ilk beyliktir. Sayfa şurada kaldığı için, e, şu kısım sizden görünmüyor, buraya yazdım. Karesi oğulları, öyle diyelim. Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Karesi oğulları için de şunu söylemek lazım, tamam mı? Şurada yazayım, daha büyük görünsün. Karesi, tamam mı? Karesi oğulları için şunu söylemek gerekir. Bu beylik donanmasıyla beraber, denizcileriyle beraber Osmanlı'ya destek de sağlamıştır katıldığı için. Osmanlı'nın Rumeli'ye geçmesini sağlayan önemli bir beylik olduğunu söyleyelim, Unutmayın. Şimdi boşluk doldurmamıza. olurmamıza. E burada cümlelerimiz var, boş bırakılan alanları var. E bırakılan bu boşlukları e, yukarıdaki sözcükleri kullanarak e, özellikle e, ifade etmeye çalışalım. Tamam mı? Başlayalım. Şiirlerini halk dili ve anlatımı ile sunduğu için halk tarafından çok tanınmış ve sevilmiştir. Divan ve Risale-i e, Letün, Nusiye isimli önemli eserleri vardır. Peki Yunus Emre, Divanı Saltanat, Milyo Kefalon, Dergah, Çakabey, Selahattin Eyyubi, Muhyiddin Ara Arabi, Karamanoğlu, Mengücekler ve Bizans bizim doldurabileceğimiz kelimeler burada. E, peki Risale-i Nusriye Divan kime aitti? Yunus Emre'ye aitti değil mi? Yunus Emre geldi buraya. eleelim. Devam edelim. UNESCO dünya mirası olan Divriği Ulu Camii. Bak az önce ben ya Basan Medresesini söylerken söylemiştim değil mi? Onu unutmamamız lazım. Neydi bu? Kime aitti Divriği Ulu Camii bizim için? de değil mi? Mengücekliler gitti. Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan ile Bizans İmparatoru 1. Manuel arasında Denizli Çivri Lüzvel geçidi yakınlarında 1176 yılında gerçekleşen bir muharebe bu. Bu muharebe bizim için Mirio kefalon muharebesidir. Tabi Mirio kefalon muharebesi için şunu da söyleyelim. Bu muharebeyle Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Alkış ola. Süper artık Anadolu bizim. Bu savaşla beraber unutmayalım tamam mı? 4'e gelelim. Boşluğa bakalım ve yapalım. Nokta nokta Mehmet Bey 13 Mayıs 1277'de yayınladığı bir fermanla Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmiş. Peki hangi Mehmet Bey bunu yapmıştır? Karamanoğlu Mehmet Bey'dir. Özellikle Türkçeye önem verdiklerine, milli benliklerine destek verdiğinin göstergesidir. Karamanoğlu Mehmet Bey de buraya geldi. Türkiye'de ilk defa nokta nokta kaynaklarında görülmüş ve Anadolu 12. yüzyıldan itibaren Batılılar tarafından Türkiye olarak tanınmaya başlanmış. Peki ilk olarak Türkiye adına biz hangi kaynaklarda görüyorduk? İlk olarak biz Bizans kaynaklarında görüyorduk. Bir de dikkat. Bizans Türkiye adına ilk defa neresi için kullanmıştır? Orta Asya için tamam mı? Bizans ilk, ilk olarak Orta Asya için Türkiye demiştir. Sonraki yüzyıllarda Türkler Anadolu'ya girince artık Anadolu bu şekilde biliniyor. Şimdi Yunus Emre'yi eledim. Karamanoğullarını eledim. Mengücekler eledim. Bizans'ı eledim. Mirokefim'i eledim. Bunlar elenmişti. O zaman devam. Diyoruz ki 1081'den itibaren İzmir merkezi olarak denizcilik faaliyetlerine başlayan ilk Türk beyi olan. Aynı zamanda ilk Türk denizcisidir bu. Kimdir bu? Çaka Bey. Ç. B. Kurduğu kırık e, parçalık donanmayla beraber bakın Midilli, Sakızlı, Sisamı, Rodos gibi stratejik adamları ele geçirmiş. Türkiye Selçukluları'nda devletin yönetim merkezi olan ve nokta nokta olarak da anılan saray hem devletin idare merkezi hem de hükümdarın şahsi ikametgahı deniliyor burada. Ee, peki yönetim merkezi olarak iyi ifade edilen bu unsur sizce ee, neresidir? Biz bunlara ne diyoruz? Dergah ismini veriyoruz. Tamam mı? Dergah da buraya geldi. Osmanlı'da da öyledir. Mesela saraylar her zaman hem hükümdarların yaşantı alanıdır hem de devlet işlerinin burada görüşülüp tartışıldığı önemli alanlardır diye. Nokta Nokta'nın Kudüs'ü Haçlardan alması üzerine 3. Haçlı Seferi başlamıştı. Az önce söylemiştim Haçları anlatırken. 3. Haçlı Seferini başlatan Hıttin Savaşı ile. Savaşın adını buraya yazıyorum. Hıttin Savaşı ile Haçları mağlup eden Selahaddin Eyyubi'dir. Selahaddin Eyyubi'nin burada Kudüs'ü Haçlardan alması üzerine de 3. E, Haçlı Seferi meydana geliyor. Türkiye Selçuklu Devleti'nde askeri, idari, mali ve hukuki bütün devlet işlerinin karara bağlandı. En yüksek yönetim organı dönülüyor. En yüksek yani devletin en yüksek katlarından biri divanı saltanat olarak bilinir. Oba bu da gider mi? Gider. 1165-1240 yıllar arasında yaşamış olan ve İslam dünyasının en meşhur sufilerinden olan nokta nokta Türkiye Selçuk döneminde de bir süre Konya'da yaşamıştır diyor. Peki kimdir bu isim bizim için bir sürede Konya'da e, olan Muhittin Arabi ismidir. ve Muhittin Arabi de buraya geldi. Evet. Böylece boşlukları doldurduk, buradaki kavram ve bilgileri gördük. Tabi bakın her zaman söylüyorum, hocanız sizi bunu kısa cevaplı soruda sorabilir. Bu hani benim kullandığım boşlukları eşleştirme de sorabilir veya bir test sorusu da sorabilir. Mesela test sorusu nasıl olur burada? Der ki Kudüs'ü Haçlı'lardan alan ve 3. Haçlı seferine sebep olan e, komutan kimdir? Türk hükümdar kimdir? Hemen seçeneklerde Selahattin Eyyubi'ye gideceksin. Yani bilgiye bu şekilde bakın tamam mı? Ya işte biz burada boşluk doldurma çözdük. Ya benim sınavda boşluk doldurma bu şekilde gelmedi falan yok. Bu bilgidir. Bilgi sana boşluk doldurma da gelebilir. Eşleştirme de gelebilir. Doğru yanlış da gelebilir. Test sorusu da gelebilir. E, kısa cevaplı soru da gelebilir. Önemli olan senin buradaki bilgiye dikkat etme. Unutma tamam mı? O şekilde al bilgileri. Şimdi geldik doğru yanlışlara. Bakalım bunlardan hangisi doğru? Hangisi yanlış? İlkinden başlıyoruz. İkinci Murat... Birinci Sova Savaşı alanında gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir. Doğru mu? Hayır yanlış. Çünkü bu ikinci Murat değil bizim için birinci Murat olması gerekirdi. Bu yüzden yanlış bir bilgi oluşuyor. Türkleri denizlerle kaynaştıran ilk öncü ilk Türk denizcisi Çakabey'dir. Doğru bir bilgidir. İlk Türk denizcimiz olarak Çakabey'i görebiliyoruz. Bizans'ın Anadolu'daki hakimiyetinin büyük ölçüde kırıldığı savaş falan Savaşı'dır. Az önce dedik ya 1176 yılında gerçekleşiyor ve bu savaşta biz ne yapıyorduk? Anadolu'nun Türk yurdu olmasını kesinleştiriyorduk. Doğru mu? Doğru. Osmanlı Devleti'nin devrinde, e, Osmanlı Devleti'nin devrinde ilk medrese Orhan Bey zamanında 1330 yılında Orhan Gazi Medresi adıyla İznik'te kurulmuştur deniliyor. E, evet bu medreseyi biz İznik'te kuracağız, İznik'te oluşturacağız. Doğru bir bilgidir. Selçuklar da askeri işlerden sorumlu görevli Yeniçeri ağasıdır diyor. Halbuki Yeniçeri ağası Osmanlı döneminde Yeniçeri ocağının ağasıdır. Askeri işlerde Selçuklarla arz e, divanları uğraşır. Bu yüzden hatalı bir bilgi. Yeniçeri ağası nerede? Osmanlı'da. Mengücekler, Diyarbakır surları ve Malabadi Köprüsü gibi eserleri inşa burada etmişlerdir. E, peki Sizce bunu yapan Menücekler miydi? Az önce Malabadi Köprüsü'nden bahsederken kimi söylemiştim ben burada? Artukluları söylemiştim değil mi? O zaman yanlış. Baba ayaklanması, Türkiye Selçuklu tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Büyük Türkmen ayaklanmasıdır. Evet, Baba İlyas, Baba İshak gibi ayaklanmalar e, o zaman doğru bir bilgi. Fetret devrine son vererek dağılmaktan e, olan devleti derleyip toparladığı için... İkinci Mehmet devletin ikinci kurucusu olarak kabul edilmektedir. Yine hatalı bir bilgi. Niye? Çünkü ikinci Mehmet değil Çelebi Mehmet. Yani birinci Mehmet bunu yapmıştır. Çünkü ikinci Mehmet bizim için Fatih Sultan Mehmet'tir. Osmanlı'da cezbetme, güzel gösterme hedefiyle Müslümanların gayrimüslimlere gösterdiği ilgi ve hoşgörü anlayışına iskan denir deniliyor. Halbuki doğrusu ne olması gerekiyordu? İstimalet yani hoşgörü olması gerekiyordu. O zaman bu da bizim için Yanlış. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de imzaladığı ilk anlaşma Bucaş Anlaşması'dır deniliyor. Halbuki Edirne-Seged'in anlaşmasıdır. Edirne-Seged'in anlaşması olarak biz bunu görürüz. Burada Bucaş demiş. Bucaş, Osmanlı'nın batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmadır. 10. sınıf konusu değil, 11. sınıfın bir konusu olacak. Gelecek sene göreceksiniz. Ee, o zaman bu da bizim için yanlış. Evet. Şimdi gelelim test sorularımıza. Test sorularımıza bakalım ve seri halde bu soruları çözelim. Dedik ki aşağıdakilerden hangisi Malazya seferinden sonra Anadolu'da kurulan beylikler arasında gösterilemez. Mazi seferi özellikle Anadolu'nun fethinde ve Türk vatanı haline gelmesi de önemli bir dönüm noktasını teşkil eder. Çünkü bu zaferden sonra Anadolu kapıları Türklere açılmıştır deniliyor. Bakın Malazya seferinden sonra Anadolu'da kurulan beylikler arasında Saltuklular, Artuklular, Mengücekliler, ee, Danışmentliler, ve Çaka Beyliği vardır. Bir Anadolu hikayesi. Samet C. Bak kodladık sana. Gitti. Saltuklular gitti. Danışmentler var mı? Gitti. Mengücekliler var mı? Gitti. Artuklular var mı? Bak gitti. Ama C harfi var mıydı burada? Yoktu. O zaman sorumun doğru cevabı E seçeneği. Gelelim. Buna göre Türklerin Anadolu'daki faaliyetler arasında hangisi yoktur deniliyor. Bakalım hangisi yok? Eksi koyduk. Anadolu Türkler tarafından yalnızca askeri yönden fethedilmiyor. Sosyal ve kültürel yönden de Türkleştiriliyordu. Türkler Anadolu'da kaleler yaptı, kervansaraylar yaptı, yeni yerleşim yerleri kurdu, bayındırlık faaliyetlerinde bulundu. Yani işte e, medreseler kurdu, eğitim yerleri kurdu, aşevleri kurdu, köprüler kurdu, her şeyi yaptı burada. Ama deniz ticaret kolonileri oluşturma Türklerin amaçlarından biri değil. Bir kere Türkler zaten e, denizciliğe uzak. Çaka Beyliği ile beraber denizciliği tanıyor. İkincisi de koloni, sömürge bu gibi unsurlar. Yani başka devletlerin topraklarını sömürme amacıyla kullanmak e, Türklerin yapmış olduğu bir politika değildir. Soruya bakalım. Coğrafi olarak ilk kez Türkiye adı Bizans kaynaklarında aşağıdaki yerlerden hangisi için kullanılmıştır? Bak az önce ben size bunu yazmıştım. Eğer bu soruya yanlış cevap veriyorsanız az önce burayı kaçırdığınızdan ötürü yanlış cevap veriyorsunuzdur. Demek ki neresiydi? Orta Asya'ydı değil mi? Onu Devam edelim. İbrahim Öğretmen derste Türklerin Anadolu'yu hızlı ele geçirdiğini gören Bizans İmparatoru... ...1176 yılı Eylül ayında ordusuyla Eğirdir Gölü kenarında Sultan Dağı bölgesine geldi. Ani baskınlarla Türkler tarafından yıpratılan Bizans ordusu ağır bir yenilgiye e uğratıldı... ...şeklinde anlattığı savaş diyor. Şimdi bakın demek ki kimle kim arasında? Selçuklularla e, Bizans arasında. Dandanakan Savaşı kimler arasında gerçekleşiyor? Tabi burada Türkiye Selçuklularından bahsediyor. Bu savaş... Ee, Büyük Selçuklu devleti ile Gazneliler arasındadır. Bu savaş değil. Malazgirt Savaşı Büyük Selçuklu devleti ile Bizans arasındadır. Halbuki burada Türkiye Selçuklularından 1176'da bahsediliyor. Malazgirt'te değildir. Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu devleti ile Bizans arasındadır. Yetti. Miloucefalon Savaşı Türkiye Selçuklu devleti ile Bizans arasındadır. İşte o bu savaştır. Ee, Kösedağ Savaşı da Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasındadır. Ee, bu yüzden sorumuzun doğru cevabı ne oldu? D seçeneği oldu mu? Evet oldu. Bir sonraki soruya geldik. Hıddin Savaşı ile beraber Kudüs'ü haçlardan geri alan ve bu yüzden 3. Haçlı Seferi'nin başlamasına yol açan Türk İslam Devleti soruluyor. Hükümdar olursa Selahattin Eyyubi, devlet sorulursa Eyyubiler. Doğru cevabımız olacak, unutmayalım. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması sürecinde bak yıkılması sürecinde hangisinin gerçekleştiği savunulamaz. Yani devletin son dönemlerine esas alacağız. Köse Dağ Muharebesi gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Moğollara yenildi devlet 1243 yılında yıkılı sürecidir. Anadolu böylece e, Moğol hakimiyetine girdi mi? Girdi. E, Baba İlyas, Baba İsa Hristiyanları yani Baba İlyar Hristiyanlı zaten Köse Dağ Savaşı'nın hemen öncesindedir. Yine yıkılış sürecindedir. ve doğal olarak bu savaşlar kaybedilince ee, ...Anadolu'da siyasi birlik bozuldu ve Türkmenler tekrar bağımsızlığını ilan etti. Türkmen beylikleri, Anadolu'da bağımsız beylikler kuruldu. Evet. Ancak Haçlı seferlerinin başlaması devletin yıkılış sürecinde değil. Devletin kuruluş sürecindeki gelişmelerdir. İlk yıllarındadır. Bu yüzden E seçeneği son doğru cevabı olur. Bir sonraki soruya geldik. Haçlar 8 büyük sefer düzenlemişlerdir. Bunlardan ilk dördü oldukça önemlidir. Niye? Çünkü bunlar Anadolu üzerine yapılmıştır. Ee, peki, soru. Bu seferlerin çoğu Anadolu güzel yağ üzerine yapıldığı için hangisini daha çok ilgilendirmiş? Şimdi Büyük Selçuklu Devleti, Akkoyunlar, Osmanlı o dönemlerde yok. Karamanoğulları ilk dönemlerde yok. Türkiye Selçuklu Devleti buna e, baş göstermiş. Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk merkezi İznik'tir. Birinci Haçlı Seferi'nde İznik'i kaybediyor. Haçlara devletin merkezini Konya'ya taşıyorlar tamam mı? Bu yüzden bizim için Türkiye Selçuklu Devleti olur. Bakalım Osmanlı'nın Bizans'la sınırı olması ve Bizans'ın durumu aşağıdakilerden hangisinin bir ideoloji olarak başlıca hareket noktası olmasını sağlamıştır. Yani bak sen buradasın. Burası Osmanlı. E burası da Bizans toprakları. E, doğal olarak sınırını genişletmek istiyorsan Bizans'a karşı ne yapman lazım? Savaşman lazım değil mi? İşte İslam'da gayrimüslim bir topluluğa karşı savaşmanın ifadesi nedir? Gaza ve cihattır değil mi? İstimalet hoşgörüdür. İskan e, ...toplulukları, aileleri, insanları... ...yerleştirmek. Onları bir bölgede... E, ...isyan ettirmek yani. Evlerini oluşturarak o bölgeye yerleştirmektir. Gaza ve cihat işte... ...fetih politikasıdır gayrimüslimlere yönelik. O zaman bu odur. Millet sistemi Osmanlı'da... 10. Ee, birinci sınıf konuları içerisinde yine göreceksiniz. Belki 11. sınıf içerisinde biraz son konularda derinlemesine görebilirsiniz. Millet sistemi içerisinde şunu söyleyelim. Ee, Osmanlı'da ırkada ya da olan değil, din mensubiyetine göre bir sistemdir. Burada işte gayrimüslimler, müslümanlar diye sistem ikiye ayrılıyor. Bundan bahsedilmiyor yukarıda. Ekber ve erşe sistemi de Osmanlı'da en yaşlı ve en olgun kişinin padişah olmasını sağlayan bir kanun. Ee, bu yüzden burada bahsedilen bu değildir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Evet. Değerli yani kardeşlerim ne yaptık sizlerle beraber. O iki video izlenecek. Buradaki sorular çözülecek. E, buradaki notlar alınacak ve bilgi bağlamında kendimizi kuvvetlendireceğiz. Ama her zaman buradaki verilen ne olur? Hayır. Bakın bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz ne yapacağız şimdi sizlerle beraber? Siz hangi soruları bekliyorsunuz şu ana kadar derste öğrendiğiniz hangi bilgiyi bekliyorsunuz? Hadi bakalım. Sen de bir bilgiyi bu videonun yorum kısmına ekle. Hepimiz önce videoyu izleyelim, oradan bilgi sahibi olalım. Sonra yorum kısmına gelelim. Yorumda da bilgi sahibi olalım. Böyle en güzel bilgi verenin de e, böyle hemen yorumunda beğenin. Onlar böyle üste çıksın. En güzel bakalım kim bilgi verecek bize onu da görelim. Ee, onu da yazın. Sonra yorumları da inceleyelim. Orada da bilgileri ele alalım. Ondan sonra sınava gidelim tamam mı? Çok güzel notlar alalım orada. Çok güzel bir şekilde de sınavı tamamlayalım. Hadi bakalım şimdiden sınavda hepinize başarılar dilerim. Çok güzel bir sınav geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.